Ediyoruz. Avukat Emre Eren'le sohbetimizde devam ediyor. Yüksek hızlı tren kazası ve sonrası. Şimdi 40 dakika hocamız Mustafa Ilıcalı ulaşım profesörü konuya çok hakim. Evet. Sizle de en başta daha önceki kazaları konuştuk. Gelelim şimdi en önemli boyuta. 90'ın üzerinde yaralı var. Bunların belki de bundan sonraki hayatta Allah göstermesin ama zor engelli olacak. Zor şartlarda tabii, dilim tabii, varmıyor tabii, söylemeye tabii. De zor şartlarda devam edecek. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim ama onların da hayatlar söndü. Biri profesör, biri öğretmen, biri yani o kadar değerli insanları kaybetti ki. İnsanlar babalarını, annelerini kaybettiler. Tabii, tabii, ailelerini kaybettiler. Tabii. Yok oldular yani. Tabii, tabii. Bundan sonraki hukuki süreç nasıl işleyecek? Onların yakınları, yaralıların yakınları ve ölenlerin yakınları nasıl bir yol izleyecekler? Vallahi, gözüyle. Şu anda tabii ceza dosyası kesinleşmese bile bizim yolcular açısından kesinleşen hususlar var. Çünkü burada kusur tartışmasının hiç olmadığı bir kesim var. Kim? Yolcular. Şimdi bazı trafik kazalarında aracın sürücüsünün kusuru olup olmadığı tartışılır çift taraflı kazalarda. Bu arada vatandaş diyormuş ki sinyalizasyon olmasaymış bu kaza asla olmayacaktı. Lütfen vurgulayın diyenler var. Tabii, evet. Bu kazada yaralananlarla ilgili bir sigorta var mı diye soruyorlar. Evet, şimdi çok güzel bir soru. Devlet Demiryolları tek bir çatı altındayken yolcuların sigortası yoktu. Biz Pamukova tren kazasında ve diğer tren kazalarında bunu gördük. Yolcuları trafik sigortası gibi sigortalayan bir sigortaları yok idi. Ama Çorlu tren kazasında şunu fark ettik ki taşımacılık AŞ'nin yolcuları sigortaladığı bir sigortası var. Ama bu sigortanın kapsamı nedir? Ne kadar öder? Manevi tazminatı kapsar mı? Limiti nereye kadardır? Bu işte protez giderlerini öder mi? Bunları bilmiyoruz. Bilmek zorunda da değiliz. Çünkü burada çünkü karşımızda zaten güçlü bir devlet kuruluşu var. Sigortasının olup olmamasının açıkçası pek bir önemi de yok. Sigorta ne için lazım? Karşı tarafı güçsüzdür. Şimdi muhatap Devlet Demiryolları. Devlet Demiryolları diye bir şey yok artık biliyorsunuz ikiye bölündü. TCDD işletmesi genel müdürlüğü, TCDD taşıma. Kim vatandaşın eski, muhatabı? Şöyle kafanızda netleşmesi için. Devlet Hava Meydanları işletmesiyle Türk Hava Yolları gibi. Gibi. Bu gibi ne? Oldu. Kim muhatabı şu anda? Burada taşımacılık AŞ. Taşımacılık AŞ muhatabı. Evet. Bizim muhatabımız artık TCDD işletmesi genel müdürlüğü değil, taşı yolcular açısından bileti kesen, anladım. Bileti kesen ve taşımacılığı yapan artık TCDD işletmesi taşımacılık AŞ. Evet. Bu bir anonim şirket, AŞ adı üstünde. Devletin kurduğu bir anonim şirket. Bunu niye kurdu devlet? Artık özel sektör de bu işleri yapsın. Ben altyapıyı yapayım. İsteyen mesela bir isimle ben Eren Holding kuruyorum. Eren Taşımacılık. Ben tren alıp yasa müsait. Ben şu anda veya siz gidip ortaklık da kurabiliriz. Gidip lokomotif alıp 4 tane vagon alıp işletmeye başlayabiliriz. Yasa müsait. Ulaştırma Bakanlığı'na dava açabilir miyiz diyenler var. Ulaştırma Bakanlığı'na davayı idari yargıda açarsınız. Saçma bir yoldur. Hukukçular tarafından gidilmemesi gereken idari yargı hem uzun süre muhatap taşımacılık AŞ. Tabii taşımacılık AŞ'dir. Çünkü yolcu taşıma akdi ayrı bir konudur. Bakın Çorlu tren kazasında birçok insan hatalı bir başvuruda bulundular. TCDD işletmesi genel müdürlüğüyle uğraşıyorlar. TCDD işletmesi genel müdürü artık taşıyıcı değil. Taşıyıcı olmadığı yerde idari yargı devreye girer. İdari yargı demek davaların daha fazla adli yargıya göre uzaması, tazminatların daha düşük çıkması ve yüklenen faizlerin daha düşük olması demektir. Evet. Daha az tazminat demektir. Ama taşımacılık AŞ'ye gitmek ve zaten bizim ilk muhatabımız olduğu için, yolcu taşıyan o olduğu için yani insanlar bir alışkanlıkla yasaları, bizim avukat arkadaşlarda da çok eksiklikler var. Çıkan yasaları, güncel içtihatları, yasaları takip etmedikleri için yanlış yerlere yöneliyorlar. Yanlış yerlere yönelmek işi uzatıyor. Peki halkın İşi uzatıkça daha küçük tazminatlar Emre çıkıyor. Bey, halkın anlayacağı dilde onlar çok soruluyor çünkü. Evet. Ölenler ortalama siz deneyimleriniz ve tecrübeleriniz ışığında ne kadar tazminat alır? Valla ortalama tazminat diye bizde biliyorsunuz trafik kazalarından beri şey sizde konuşuyor. Öyle bir şey yok. Herkesin gelirine, yaşına, geride kalanlarının yaşına göre tazminatlar değişmekte. Bir rakam engelli söylemek, alan, tahmini. Tahmini bir şey söyleyemeyiz. Yanlış olur. Yanlış olur. Çünkü biliyorsunuz aynı minibüs için devriliyor, takla atıyor. Minibüs takla atıyor. İçinde 15 yolcu ölüyor. 15'in yolcunun hepsi farklı tazminatlar alıyor. Evet. Kimi komik tazminatlar alıyor. Kimi çok yüksek tazminatlar alıyor. Niye? Çünkü biri evli, genç evli, genç küçük çocukları var. Diğeri bekar.
Hı-hı. Bekarla evli aynı tazminat almıyor. Yaşlı aynı tazminat almıyor. Bakıma muhtaç çocuğu olan var. Eşi genç olan var. Yaşlı olan var. Şimdi bu durumlara göre tazminatlar parmak izi gibidir. Yani her olayda farklı farklı tazminatlar çıkar. Anladım. Ve gelir bunun en önemli kısımlarından biridir. Biri asgari ücretlidir. Bizde fakire az tazminat, zengine çok tazminat çıkar. Açıkçası evet. Vatandaş diliyle söylüyorum. Aa, buna darılıyorlar şimdi. Ya fakir, çünkü senin gelirin az, geride kalanları da gelirine göre tazminat belirleniyor. Peki Emre Bey, şimdi ölenlerin durumu ayrı, vakit az olduğu için hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Yaralı olanlar nasıl bir yol izleyecekler bundan sonra? Engelli kalanlar. Engelli evet. kalanlar ya da ama şimdi yaralı olanların da hastanelerde tedavileri devam ediyor ama iş kaybına uğradılar. Onları SGK çoğu zararlarını ödüyor. Geçici iş göremezlik kayıplarını da SGK çoğunu ödüyor. Ödemedikleri kısımlar, SGK'nın ödemedikleri kısımlar taşımacılık AŞ'den alınabilir. Veya anladım. Taşımacılık AŞ'nin sigortası var. Ne kadar sürer bu işlemler aşağı? Yani ne kadar sürer bu kişilerin 6 ay, 1 yıl? Valla Türkiye'de yargılama çok uzun sürüyor. Hı. Artık daha da uzun sürüyor. Önceden 1,5-2 yılda ilk derece mahkemesinde bitirdiğimiz yargılamayı ilk derece mahkemesindeki karmaşa ve hakim yetersizliği, eksikliği işte bilirkişi raporlarının gelmesi gitmesi 3 yılı ilk derece mahkemesi buluyor neredeyse. İstinafı kurduk bir de sanki çok hızlanmış hız gibi. İstinafı kurduk. İstinafı kurduk bu sefer Ankara istinaf tıkandı. Eskiden 3-4 ayda dosya çıkarken şimdi 1,5-2 yılda dosya çıkmıyor Ankara istinafta. Yani çoğu dosya için diyor bazı şeyler olabilir. İstisnalar. İstinaftan sonra Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'dan da eskiden 8 ayda gelen dosyalar şimdi 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yılı buldu. Çıkmıyor. Toplamda neredeyse 10 yıla yakın bir süreci oldu. Çok uzun bir süre. Devlet de bu durumda ne yapıyor? Geçen gene bir torba kanunla yasa çıktı. Arabuluculuk teşvik ediyor. Şeyde işçi alacaklarında arabuluculuk zorunlu olmuştu. Şimdi herhalde resmi gazetede yayınlanırsa ticari alacaklar da artık arabuluculuğa doğru gidecek. Ama arabuluculuğu reddetme şansı var mı vatandaşın uzlaşmayı? Tabii uzlaşmıyorum ama o da uzatıyor. Bu sefer arabulucuya gideceksiniz önce. Arabulucuda uzlaşabilir misiniz? Bizim kamuda genellikle şey vardır. Devlet Demiryolları bir kez uyguladı. Kütahya kazasını uzlaştı herkes de. Kendisi uzlaştı. Arabuluculuk zorunlu değildi o zaman. Uzlaştı. Ama çoğu zaman kamuda haklı. Oradaki hukuk müşavirliğindeki arkadaşlarımız da şu yönden haklı. Ya yarın öbür gün uzlaştın. Niye göre uzlaştın diye hesap soruyor devlet. Geriye yönelik olarak. Sen bunlarla niye uzlaştın? Ya o da diyor ben başım ağrımasın. Mahkeme ne verirse versin. Mahkemede uzun sürüyor. Şimdi Çorlu'da bir ablamızı geçen gün gördüm televizyonda. Kolum koptu. Ben nasıl alacağım? Ya daha zaten birkaç Temmuz'da olmuş. Onun süreci o kadar uzun ki. Bir de yaptıkları şeyleri takip ediyorum ben. İşte basından bilmiyorum. Takip ettiğimiz kadarıyla. Biraz geç. Yanlış yoldalar. Peki. Yanlış kişiden tazminat istiyorlar. Anladım. TCDD işletmesi genel müdürünün kapısına varmışlar. O zaman biraz doğru bir avukat, yani hukukçuyla şimdi hukukçu da şu. Yani onu demekten sonra arkadaşlar biraz okusun. Bizim hukukta, avukatlıkta en önemli şey nedir biliyor musunuz? İlk önce dava açacak. Konuya hakim olmak. Kime dava açacağını bileceksin. Bir numara o vardı. Tabii herhalde. Var doktor, hekim nasıl teşhis şimdi benim burada elim yandı. Elim doğru. Sakat kaldı. Ya benim muhatabım Elvan Hanım mı? Radyo trafik tüzel kişiliği mi? Ya da mutfak patronu mu? Veya bu şirket bu mutfaktaki hanım mı? Kim? Tabii. Ben şimdi tutup da burada elimle su dökülmüş yerleri silen bir ablayı biliyorum. Gel bakayım senden tabii. Benziyor zaten. Yani hekim yanlış teşhis koyarsa nasıl doğru teşhis koyana kadar sonuca gidemiyoruz. Tabii sonuca gider. Yani aynı önce şey. Benim muhatabım kim? Bu kaza neden oldu? Bak az önce hoca çok güzel şeyler söylüyordu. Yani kasıt derecesinde ihmaller var ama diyor şu olabilir bu olabilir. Tabii açık kapıda bırakıyor yani kesinleştirmiyor. Çok güzel yani teknik bakış açısı. Yani şu da olabilir ama diyor işte makinist bunların müşterek de değerlendirebiliriz. Ayrı ayrı da değerlendirebiliriz. İşte bunları bir yatırmak hemen lambur lumbur ya sen öde hadi bakayım TCDD işletmesi genel müdürü sen sorumlusun. TCDD işletmesi genel müdürü belki sorumlu olmayabilir. Taşıma acılık AŞ'ye yönelilebilir. Şimdi olayı bir enine boyuna tartıp şey yapmak yani gazete haberlerinden yola çıkarak bu iş olmaz. Bakın Bozüyük'teki tren kazasında Mön İnşaat'a ait bir iş makinesi yola çıktı. Tren 20 ile gidiyordu. Ve tren makinesini görmemişti. 20 ile çarptı. Bakın iş makinesine. Ve bütün kusur Mön İnşaat'a taşeronu olan firmaya verilmişti. Dolayısıyla Mön İnşaat'a. Evet. Ben o davayı açmadan önce Demiryolu Sendikası'na gittim.
Bakın arkadaş, ben hukukçuyum, bu işlerden anlamam. Çünkü hukukçu ne anlar teknik işten? Hı hı. Yani bir dava. Bu işin uzmanı sizsiniz. Hı hı. İstanbul'dan bir mühendis arkadaşa yönlendiler beni demir yollarında. İstanbul'daki arkadaşla görüştüm. Hı hı. Onun bununla ilgili makalesi varmış. Onu aldım. Değerlendirdim. Açtım, baktım, sonra demir yollarının ağır kusurlu olduğunu, ama makinistlerin kusurlu olduğuna demiyorum. Bakın. Makinistlerin hiç kusuru yoktu orada. Kimin kusuru vardı biliyor musunuz? Normal trenlere kaza olduğu zaman, bir önüne şey çıktığı zaman, arkasına hemen yolcu vagonu konulmazmış. Furgon adı verilen, kazada yolculara kazayı gelmesini önleyen bir ara vagon. Bavulluk gibi. Boş bir vagon konulmuş ki kazada lokomotif çarpsın. Çünkü kazada, tren kazada da genellikle lokomotif vagonun içine girer. İlk vagonun içine girer. Girerek insanları, yolcuları ezerek öldürür. Yolcular lokomotifin kendilerini ezmesinden dolayı ölürler tren kazalarında. Aynen. Genelde. Evet. O yüzden ölürler. Bakın direkt dikkat edin. Trenlerde emniyet kemeri yoktur. Çünkü yolcular fırladığı için ölmez araba gibi. Hı hı. Yani mantığı hoca diyor ya, bunu araba gibi düşünmeyin. Tabii. Durması farklıdır. Genelde tren kazalarında lokomotif çarpışır. Çarpışınca lokomotif yolcu vagonun içine girer. Kendi yolcusunu kendi lokomotife ezer. Anladım. Buradan kusuru yakaladık da bulduk. Ve birçok arkadaş o davada yanlış açmışlardı. Gidip hemen MÖN'ün yakasına yapmışlar. Tabii MÖN de orada hatalı bir şekilde tazminatları ödedi. Neyse de onlar da bir hata yaptılar da, onları da uyarmamıza rağmen öyle bir hatanın içine girdiler. Ama yani şunu düşünmek lazım. Burada hemen tabii çok acı bir olay. Başımızı önümüze eğip teknik raporları irdeleyerek davayı, burada asıl sorumlu kimdir, önce onu tespit edeceğiz. O sorumlu hangi, kimin personeli? TCDD'de AŞ'nin taşımacılığı mı? TCDD'de işletmesi genel. Şimdi herkes hala TCDD'de tek zannediyor. Bunları bir bileceğiz önce. Yani burada tek muhatap yok artık. Bundan hangisi? Onu ayıracağız. Ondan sonra sigortası varsa diyeceğiz ki sigortan varmış. Getir bakalım güzel kardeşim. Bilgi edinme değerlendirme kanunu diye bir şey var artık, kurumlara sorabiliyorsun. Senin sigortan varsa bildir bana. Bildirir. Devlet Demir Yolları'nın taşımacı karşıyanın da olsun, TCD işletmesi genel müdürlüğünde olsun, hukuk müşavirliği çok duyarlıdır. Yani duyarlı arkadaşlarımız çalışır. Bildirirler. O sigortadan alabileceksen hemen sigortadan alırsın. Hiç uğraşmasın. Daha kısa bir yöntemdir. Evet. Sigortanın limiti kapsamıyorsa arta kalan kısımlar için hangisine, taşımacılığa mı, genel müdürlüğe mi döneceksin, ona göre karar vereceksin. Hı hı. Ama sen tutup da hemen genel müdürlüğe idari başvuru yapıldı Çorlu Tren'de. Ya idari başvuruyu niye yapıyorsun güzel kardeşim? Yani avukat arkadaşları da uyarıyorum. Yani niye sen TCD'de işletmesi genel müdürlüğüne idari başvuru yapıyorsun? Hatalı yola sevk ediyorsun. Olmaz yani. O zaman bir tren kazası da sen yapıyorsun. Hı hı. Uzatıyorsun yani. Gerek yok yani. Evet. Yani işi bilip uzmanın bir şekilde götürmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada savcılık dosyasını önüne alacaksın. Hı hı. Gideceksin sendikalara, mühendislere, bu işin uzmanı hocam gibi. Hı hı. Ben çok sorarım. Çok kişiye soracaksın. Yani bilmemek ayıp değil. Öğreneceksin. Her şeyi bilemezsin. Tabii. Biz tabii. Hiçbir şeyi bilmiyormuş gibi yola çıkacaksın. Hiçbir şey bilmiyoruz zaten. Ne? Çünkü okyanustayız. Hı-hı. Gideceğiz, soracağız. Hoca çok güzel bir şey dedi. Bakın ihmaller, kasıt derecesinde ihmaller zinciri var. Önce diyor makinist diyor. Yanlış yola girmiş. Makinist kimin personeli? TCD'de taşımacılık karşıydı. Şu Emre Bey, tabii bunların hepsinin yapılabilmesi için önce bir davanın sonuçlanması gerekir, doğru mu? Ceza davası mı? Gerekmez. Hiç gerekmez. Gerekir mi? Savcının topladığı delil, çünkü savcı zaten olduğunu biliyor muyuz biz? Şu anda savcının topladığı deliller yeter bize. Yeter mi? Tabii ki. Savcılık dosyasının delillerini alın, ceza dosyasının sonuçlanmasına bitmez. Yani bakın, Pamukova tren kazasının ceza davası hala devam ediyor. Lan hanım. Onu beklersek ben Pamukova tren tazimatlarını bitirelim. 10 yılı aştı. Anladım. Ben bizim vatandaşlar aldı tazminatlarını gitti tabii. Orada ceza dosyası kesinleşmesini beklersek bazı hakimlerimiz de yanlış yapıyor. İlla ceza hakiminin olaya bakış açısıyla tabii. Hukuk hakiminin tabii. Olaya bakış açısı farklıdır. Anladım. Tazminat hukuku kasıt aranır yani. Emre Bey, farklıdır. Burada davacılar neyin hesabını soracaklar? Ne isteyecekler? Bakın iki dava var. İki dava var. Trafik kazalarında olduğu gibi. Bir ceza davası. Biz nasıl sizinle yıllardır ayırıyorduk. Evet, oklar çiziyorduk. Evet, ceza davası var. Evet. Onu zaten savcı açacak. Sizin orada avukatınızı ve sizin yapacağınız şikayetçi olduğunu söyleyeceksiniz. Delilleri toplayacaksınız. Suçluların cezalandırılmasını sağlayacaksınız. Buradan tazminat çıkmaz.
Buradan suçlu kimse, kusurlu kimse onlara ceza çıkar. Burada hapis cezası ya da değil mi ceza? Taksire göre, kasta göre, bilinçli taksir. Hocamın dediğine göre, az önce hocam dedi ki bu kasıt derecesinde. O zaman bu bilinçli taksire giren. Çünkü oradaki makinist de hoş, ben bu yolcuları öldüreyim. Kendi makinistler öldü ya. Yani makinistler öldü. Şimdi biz burada iddia ediyoruz da makinistleri şimdi hemen yargılayıp asmayalım. O insanlarda 3 tane de makinist vefat etti burada. Tabii. Yani şimdi ama şimdi hocanın dediğini biz çok iyi anladık. Hayır. Bu kadar ihmal zinciri olur mu? Kasıt. Hocayı ben anlıyorum. Ben hocayı suçlamıyorum. Ha. Hoca iddia olabilir diyor. Olabilir yani diyor. Biz, evet. Biz de hani ben de konuşurken seyircilerimiz bizi yanlış anlamasın. Demir tamam. Yollarının personeli de çok fedakar insanlar. Tabii, yani olsun tabii, ister mi? 3 tane arkadaşı öldü adamcağızın ya. Tabii. Yani demir yolu personeli de kendi arkadaşı öldürsün. Altından biraz acemilik mi çıkacak acaba? Yani çıkabilir. Yorgunluk çıkabilir. Acemilik mi çıkacak acaba? Bu makinistler kaç saat çalışıyor Elvan Hanım, biliyor muyuz? Hmm. Bakın çalışma koşullarını biliyor muyuz makinistler? Çünkü bir iddia daha var biliyorsunuz. Tabii. Ha, bir iddia daha var. Doğru mu? He. Asıl makinist Eryaman'da kardan dolayı çıkamamış. Gelememiş. Geçici tecrübesiz bir makinist binmiş. Binmiş. Bu doğru mu? Ve doğru mu? Gazete haberi bilemiyoruz. Eğer bu acemilik var mesela. Tabii. Yani şimdi burada insanları şimdi hemen astık, makasçıyı astık, makinist astık, öyle bir şey değil. Haddimize de değil. Mümkün değil. Ya ben adamcağızlar belki hiç suçu yok. Ama sinyalizasyon konusu teknik bir konu. İddialar üzerine konuşuyoruz yani. Tabii iddialar üzerine. Ama hukukçu nedir? İddiaları alır, önüne koyar, puzzle gibi. Yani bizim için her dava bu yapılmamış bir puzzle'dır. Gelir bize parça parça, biz onu alır, birleştiririz, olur, olmaz, onu çıkar, bunu koy falan. Ondan sonra önümüze bir resim çıkar. O resme göre dava. Ama sen bizim hukukçular olarak son yıllardaki hatalarımız, daha puzzle ortada karman çorman bir şey varken bunu duvara asmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Olmaz. Beklemek olmuyor. Biraz sabretmek. Oturtmak. O resimde çünkü doğru kusurlu kim, kusurlu kim, suçlu kim, o resimde çıkacak. Doğru. O resmi oluşturmadan makinist. Ya nereden biliyoruz makinist olduğunu? Ya makasçı. Dur bakalım. Belki değil, belki yani bu işler öyle. Şimdi o insanların çalışma koşullarında, bakın çalışma koşullarını da irdeleyeceğiz. Bu aynı zamanda sadece bir tren kazası olarak da bakılmaz makine. İş kazası da aynı zamanda. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Bilmiyorum, dün Twitter takipçiniz, iyi takip eder misiniz? Vallahi ben hiç Twitter'da da yokum, Facebook'ta dün da yokum. Trend topikti. Ulaştırma Bakanı istifa. Hashtag'i trend topikti. Evet. Türkiye çapında en çok tweet atılan konuydu demektir trend topik. Evet. Şimdi normalde bakıldığı zaman bu tip durumlar aslında acemilik de olsa, hata da olsa, yorgunluk da olsa, kasıt olmasa da hatalar zincirinin bu kadar olması, o siyasi sorumluluk ayrı bir şey. Tabii. Şimdi tabii. Bu sorumluluğu almak, alabilmek son derece önemli. Bakın siyasiler açısından bütün gelişmiş hukuk devletlerinde bakanın tabii ki cezai yönden, hukuk yönden burada bir kusuru yok. Çünkü o her treni takip edemez. Ama ben edemez şey anlamadım. Hayır. Bakın ayırıyorum. Cezai ve hukuki yönden bakanın bir sorumluluğu olmaz. Niye? Çünkü o takip edemez. Şimdi makinist cezai anlamda düşünüyorum. Ama siyasi sorumluluk ayrı bir sorumluluktur. Yani siyasi sorumluluk ayrı bir sorumluluk. Siyasi sorumlulukta en ufak kademedeki bir hademenin hatası bile bakanın istifasını gerektirebilir. Tabii. Bu durumda da gerektirmiş olabilir. Yani bu siyasi sorumluluk ayrıdır. Ben şahsen bakan olsam ben istifa ederim. Ederiz bu, yani bu edilmesi. Çünkü bunu kaldıramayız. Tabii. Ağır bir şey. Çünkü bu burada, ağır bir şey. Burada bu tartışmaya da bir siyasi olarak sinyalizasyon muydu yok muydu? Ya her türlü tepkili al kardeşim. Sinyalizasyon da koy, bilmem ne de koy. Buna rağmen oluyorsa artık Allah diyelim, kaderi diyelim. O ayrı bir şey ama. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Biz elimizden geleni yaptık. Yıldırım düştü trenin üzerine. Yıldırım raydan çıkar. Ne yapayım? Denebilir. Ama siyasi sorumluluk ayrı bir şey. Siyasi sorumluluk bazen kusursuz sorumluluktur. Bakın. Kusursuz sorumluluk denen hukukta bir kavram vardır. Evet. Yani şu yani gibi. Bazen kusurun olmasa da sen kusursuz da olsa sorumlusun derler. Yani bütün önlemleri alırım ben. Evet. Her türlü önlemi alırım. Hiç hata yapmam ama böyle bir şey oluşu verir yani. Evet. Zor gerçi, olmaz da. Ya şimdi orada yani yıldırım düşer, tren yoldan çıkar. Ama o Allah'tan bak. Evet. Orada tamamen kusursuz, bir yani. Afet var. Evet. Yani afet hep size anlatırız ya afetin ne olduğunu. Evet. Tamamen ama, bizim dışımızda. Yani engellenemez.
Hani ne yaparsa Çorlu'daki olaya afet diyorlar. Ya Çorlu'daki olaya afet mi? Bu kadar yağmur altı, yağmış, yağmış, yani yağmış. Engellenebilir altı. Miydi bu? Engellenebilir olan şey hukuken afet değildir. Çünkü sen onun kayabilecek toprak olduğunu önceden kestirmen tabii, gerekirdi. Tabii, tabii. Öyle değil mi? Tabii. Böyle diyebilir. Bu afetin biz de, tanımı biz başka. Biz de biraz siyasi açıdan biraz iş aceleye getiriyor. Bakın yüksek hızlı tren projesi güzel bir proje. Muazzam bir proje. O çok harika bir proje. Ben de çok sık kullanırım. Bile. Onu tartışmayız. Bilecik'te çok duruşmalarım var. Bilecik'e yüksek hızlı tren olduğundan beri muazzam trenle bir giderim. Proje. Ha, yarın da trenle gideceğim mesela. Biletim de gerçekten yarın da duruşmam var Bilecik'te. Yarın da trenle gideceğim. Vazgeçemedim. O şeyinden korkmama rağmen vazgeçemedim. Aslında bundan sonra daha evet. Hata olmaz zaten. Yani bugüne yani, kadar olan inşallah. Oldu yani. Bundan sonra daha dikkat edilecek. Ama Türkiye'de bir şey yani. Sıralamaya baktığımızda alırken bile eşim ya emin misin arabayla gitsene demek zorunda. Vallahi bugün yayına sabah bağlandı da bir sürü kişi iptal etmiş işte. Tabii şeyini. Haklı. Yani haksız da diyemezsin korkmaması insan. Korkmaması mümkün değil. Haksız insanlara. Da diyemezsin insanlara. Çünkü ben bakın bir saat önce aldım biletimi. Normalde biz yarın bileti kalmazdı. Yarın bilet bulduk. Kalmış, çok rahat yer bulduk. Bir sürü yer vardı. Tabii, buldum. Tabii, yani işte insanlar da haklı. O siyasi sorumluluk ayrı. Şöyle eleştirebiliriz. Yani aceleye getirip seçim var diye hızlı hızlı bir şeyleri açmak güzel şeylere de gölge düşürüyor. Aslında tabii. Yapılan güzel bir şey. Ama siz bunu seçim var diye aceleyle ya biraz seçim propagandası olsun biraz burada işte prim olarak hemen bir an önce açalım derseniz. Aman. İşte aman, keşke aman. Sinyalizasyon tamamlansaydı. Aman, biz de birkaç ay otobüse binerdik. Arabamıza binerdik de. Bu 9 canda ölmezdi. Yani bu kadar insanda sakat kalmazdı. Aynen. O bizim kızın okulundaki adamcağız öldü. 2 çocuk kaldı. Aha. Şimdi yani onları üzülüyor insan. Üzülmez ya keşke olmasaydı. Bir sene sonra açılaydı da. Hiç önemli değil. Ne olacaktı? Hiç yani biz değil. Gene de yapanları alkışlardık. Biz Allah yine razı de olsun. Diyoruz. Tabii bak, yani. Şimdi insanların aklına evet. Ne sorular geliyor? İstanbul evet. Havalimanı şimdi yeni açılacak tabii. Olan. Şimdi acele etmeyin. Gerçekten acele etmeyin. Ya biz bekleriz. Yeter ki ölmeyelim ya. Hayatta evet. Kalalım. Biz bekleriz. Programımız evet. Bitti. Bir cümleyle efendim ne söylemek istersiniz? Finalde kapatıyoruz. Vallahi güzel projeleri gölgede bırakmamak için bilimin tekniğe uygun şekilde acele etmeden her şey tamamlandıktan ve bütün güvenlik önlemleri alındıktan sonra devreye sokalım. Ne olur? Çünkü insan hayatı bu ülkede çok ucuz. Böyle olmasın. Ya böyle olmasın. Böyle olmasın. Ve işimizi düzgün yap. Herkes işini düzgün yapsın. İşini düzgün yapınca gerçekten hatalar çok azalacaktır. Azalır. Bizim Türk insanı bunu hak etmiyor. Gerçekten düzgün bir şekilde yapalım. O insanlara geride kalanları şimdi biz unutuyoruz. Çorlu'dakileri hatırlıyor musunuz? Pamukkale'deki hatırlıyor nerede, musunuz? Nerede? Bu iki gün sonra ateş bu insanlar da ateş yeri düştüğü yeri arkadaşlar, yakıyor. Arkadaşlar ateş düştüğü evet. Yeri yakıyor. O iki çocuk ömürlerinin sonuna tabii. Kadar onunla yaşayacaklar. Tabii. Ateş tabii. Düştüğü yeri yakıyor. Yani o çocuklar niye anasız babasız bıraktık? Tabii. Gerek tabii, yok ya. Tabii. Hayır çok tabii. Büyük bir dram bu. Yani işi hani çok ondan sonra bir da birbirimize düşüyoruz. Gerek yok. Bakın bütün siyasi partilere de iktidara da muhalefete de ya bu gereksiz meclisteki ağız dalaşları bizleri üzüyor. Gerek yok ya. Yapılan güzel bir şey var. Sinyalizasyon eksiktir. Herkes sorumluluğunu ya, alır. Şunu düzeltir. O kadar asil bir ama bu işte ya. Bakın bu işte güzel bir iştir. Bu yüksek hızlı tren olayı da güzel bir hayır, iştir. Hayır şu. Herkesin hakkını vererek gitmek ya lazım. Ya ben benim hayalimdeki tablo şu. Sinyalizasyon yok. Evet yok. Bu bir hatadır. Ben bu hatayı üstleniyorum ve istifa ediyorum. Tabii ya. Demek, büyür. Bakan büyür. Büyürsün ya. Yani bunu ben evet bu kabul edilemez bir şey. O bakan büyür tamam. Ya. Ben bunu onu diyecek bir bakan çıktığı gün Türkiye inanın Avrupa standartlarına gelecek. Ve şunu da söylerim yani ömrümün sonuna kadar da bu acıyla yaşayacağım ama bu koltukta oturamam bu şekilde. İstifamı kabul edilir. Evet. Çekileceksin yani. Evet. Bu hakikaten büyük hatalar zinciri. Evet, baktığın büyük, zaman. Büyük. Ha evet tabii ki sizin söylediğiniz gibi bakan bey bizzat başlarında olamaz bütün trenler ama olsun. Ben onu bilirim. İşte kusursuz sorumlular gibi. Siyasi sorumlular gibi. Tabii ki. Tabii ben ki. Onu bilirim. Tabii ki. Öyle baktığınız zaman. Biz makinisti ben bilmeyiz ki. Ben makinisti bilmem. Ben onu bilirim. O tabii. Yüzden asıl sorumluluk onun. İşte tabii. O makamın ağırlığı o yüzden fazla. Ki personel de şöyle düşünür Elvan Hanım. Kısaca zamanınızı alıyorum. Ya bu işten bakan bile istifa ediyorsa oradaki makinist bile tabii. Makasçı bile rahat duramaz. Der ki ben de görevimi düzgün yapmalıyım. Çünkü benim bakarım istifa ediyor. Ben burada duramam demesi lazım. Evet. Bu evet. Bilinç yerleşmesi lazım. O yerleşmesi lazım. Evet. O zaman biz Fatih Altaylı'nın dediği ne zaman adam oluruz diyor. Evet. O zaman adam oluruz. O noktaya gidiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Emre ederim. Bey, çok önemli bir konuyu çok ele önemli aldınız. Bir konuydu. Türkiye'de bir yaraydı. Çorlu tren kazasından aynen. Sonra aynen. Bunu konuşmak gerekiyordu. Aynen. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz da konuşmayız. İnşallah. İnşallah. Ama evet. Sizle yine her zaman tabii ki stüdyomuzda ağırlayacağız. Teşekkür ederiz. Ayağınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz devam edeceğiz radyo trafik olarak yol durum bilgisi aktarmaya. Ben avukat Emre Eren'e ve programımıza telefon bağlantısına katılan ulaştırma profesörü Mustafa Ilıcalı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir başka trafik hukukunda buluşuncaya dek hoşça kalın.